Hayati, ne dolanıyorsun ulan ortalıkta öyle gazoz arayan Nuri Alço gibi? He? Ya Serbest abiciğim, gerçekten zenginlik başa bela, biliyor musun? Bela tabii, bela. Zenginliği daima pompaladılar bize hep televizyonlardan. Paranın gözü kör olsun Hayati. Gözü kör olsun bu paranın. Bak Hayati, iki türlü fethedilir bir ulus. Ya tankla, tüfekle, kılıçla ya da borçla. Gerek yok artık kılıca. Bir ülkeyi fethetmek istiyorsan sok burnunu borca, böl parçala yönet. İcat ettiler 1950'lerde kredi kartını bir akşamüstü. Talip oldular hepimizin emeğine. Ortayı para kesti, silah golü çaktı. Neredeyse menfaatleri ofsayta düşmeden savaş çıkardılar o ülkede. Biz düşler kurarken onlar üsler kurdular bu topraklarda. Baktılar işler kötü gitti, tank gezdirdiler bu sokaklarda. Ya Servet abi, Amerika dediğin büyük güç bunu herkese yapıyor sonuçta. Orası öyle. Bizim millet çok sevdi bu hamburgeri. Plastik bardaklarda kahveyi, kolayı. Bu televizyonla başladı her şey. Daha 80'lerde seyrederken televizyonda zenginliği, Dallas'tan, Bonanza'dan unuttuk fakirliğimizi. Gölge vermeyen ağacı kestiler, attılar. Keseni de bahçıvan yaptılar. Her cüzdana bir kredi kartı taktık. Kredi çektik durmadan. Bütün borcu da sırtımıza aldık. İşte biz o gün yandık Hayati. Ben zengin olduğum için artık bu gazlara gelmem Servet abi. Harama bulaşmadıysan zenginlik emeğinin, bileğinin hakkıdır Hayati. Ha işte ben de babamın hakkını yiyorum Servet abi ya. Sen git bunları başkalarına anlat. Olur, babanın hakkı İsmail hakkı. Sen öyle zannet. Hadi bakayım. Yürü.